Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü mavzuyumuz vakt hakkında. Vakt nima? Vakt bu hayat. Vakt nima? Bu ömür. Vakt nima? Bu omonat. Vakt nima? Siz bilan bizden soramasdan kelib ketadigan narsa. Vaqt nima? Kun bilan tunni almashlik. Vaqt nima? Alloh taoloning siz bilan bizga qo'ygan eng katta omonati va qiyomat kunida so'raladigan ulug' bir imtihonlardan. Alloh subhanahu va taolo vaqt haqida, kun bilan tunni almashish haqida nima degan? Alloh taolo Qur'onda juda ko'p narsalarga qasam ichgan. Mana shu qasam ichgan narsalari buyukligiga Alloh taolo shuning ustiga qasam ichdimi? Demak, shu narsaning buyukligiga dalil bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wallayli iza yaghsha wan-nahari iza tajalla. Borliqni o'z zulmati bilan o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Ya'ni kunga va tunga, vaqtga Alloh taolo qasam ichadi. Ve huvallazi ceala leyle ven nahara hilfeten limen arada en yezzekkere av arada şekura. O, isletme, ibret almakçı bulgen, ya ki şükür kılmakçı bulgen kişiler için keçe ve kündüzünü, birbirine urnunu basıp çıkılıp koygen zattır. Vel asr, innel insane lefî husr, illellezine amanu ve amilus salihati ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Allah-u Teala şunu dediydi, asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan, yaxshi amal qilgan va bir-birlarini haqqa vasiyat qilgan kishilargina hamda sabr qilganlargina bu ziyondan omondir. Vaqt Alloh taoloning ishli bir ulug' ne'matlaridanki, buni ne'matligini esdan chiqarib qo'yamiz. Bugun inshaalloh mana shu vaqtning qadri haqida, vaqtning omonatligi haqida suhbat qilamiz. Aqlli odam, hushyor odam zamonini, vaqtini, umrini qadrini biladi. Nimaga kelganligini biladi, qayoqqa ketayotganligini biladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam quyidagi sahih hadisda shunday marhamat qiladilar: La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'a. Qiyomat kuni inson bolasi hisob-kitobga turar ekan, to'rtta narsa haqida so'raladi. Ömrü haqida, nimaga sarf qildi? Cismi haqida, nima bilan baloladi? Yoshligini nimaga sarf qildi? Hamda pulni qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Birinchi so'raladigan narsa ömrü. Ömür omonat. Ömür omonat. Alloh taoloning mulki siz bilan bizga ixtiyorimizdan tashqari berildi, ixtiyorimizdan tashqari qaytarib olinadi. Qiyomat kunida birinchi so'raladigan narsa bu ömür bo'ldi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadiki, men eng qattiq pushaymon qiladigan narsa shunday bir kunki, u kun tongi otib, kuni botdi, shu kunimda amalim ziyoda bo'lmadi. Eng qattiq afsus chekadigan kunim amallarim ziyoda bo'lmasdan o'tib ketgan kunim. Agar siz bilan biz ham o'zimizni kunimizni bir muhosaba qilib kechki paytda bir o'zimizga qaraydigan bo'lsak, ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu namozini o'qib yotar ekan, o'zini hisob-kitob qilar ekan. Falon ishni qildim, falon ishni qildim, falon ishni qilmadim, o'zini muhosaba qilar ekan. Agar siz bilan biz muhosaba qilsak, haftadagi 7 kunimizni nechi kuni bir foydali o'tdi-yu, nechi kuni befoyda o'tdi. O'ylab ko'rishimiz kerak mana shunday narsani. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo kofirlardan dunyoda qancha turdinglar deb so'raydi. Mana o'zimizdan so'raylik. Alhamdulillah mu'minmiz, alhamdulillah dunyodamiz, hali ibodat imkoniyati bor. Mana shu yerda o'tirganimizni kattamiz 80 ga 90 ga kirdi deb, yoshimiz bir 10 ga kirdi deb turib qarasak, 80 ga kirgan odamdan qancha umr ko'rdingiz oqsoqol desiz? Ha, bir kun, ikki kunga o'xshaydi. Bu haq bu. Bu 50 ga kirgan ham shuna deydi, 30 ga kirgan ham shunaqa deydi. Alloh taolo qiyomat kunida kofirlardan dunyoda qancha turdinglar dedi. Qancha turdik? Aytinglarchi.
Hiç kaçı yaşamayın yokşap durur ama. O hala ki kimdir 50 yıl, kimdir 70 yıl yaşap koydu. Kafirler bir gün ya ki iki gün deydi. Allah Teala şunu diye merhamet kıladı bu hakkıda. Estaizu billah. قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Onlar ettiler. Bir gün ya yarım gün. Sanab turguchi farishtalardan so'ragan. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdinglar. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan, tugamaydi deb o'ylagan hayotlar o'zi aslida juda qisqa edi. Haqiqatda umr shundaqa. Odamlarda jahannamga ko'prog'i ertaga qilaman. Indinga qilaman. Keyingi oyda qilaman. Yil oxirida qilaman. 40ga kirganda qilaman deb turib ertaga deb jahannamga tushib ketadi. Ramazon boshlanganda xatmani boshlayman, kuniga bir poradan xatm qilaman, mana shu 30 kunda xatm qilaman deydi. Birinchi kun bir pora o'qiydi. Ikkinchi kun ikki pora, uchinchi kun nima bo'ladi? Iftor chiqib qoladi. Ertaga qo'shib qo'yaman deydi. Qarabsizki 30 kun chiqib ketadi, aytadi. Ramazondan keyin bir o'qib qo'yaman deydi, shu bilan nima bo'ladi? Hayot nima? Hayot hozirgi vaqt. Kechagi kun ketdi yo'q. Ertangi kun hali kelgan yo'q, u ham yo'q. Hayot mana shu kunimiz. Mana shu kunda qilgan ishimiz bizniki. Mana shunda qilgan savobimiz, gunohimiz olib ketamiz. Ertangi kun Alloh biladi, bormi yo'qmi hali. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biron vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilmaydigan holda yaratdi-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunada bo'ladinglarmi sizlar? Nimaga kelganlar bilmadinglarmi? Suhbatni boshladik, eng qadrli narsa ham vaqt, eng qadrsiz narsa ham vaqt. Ha, desa yurdi bir aylanib kelamiz dedi. Maqsad yo'q, bir yurib keladi. Gaplashib o'tiramiz ke dedi. Hasan Basriy shunday dedi. Har kunni tongi otar ekan, shu kun o'zining holi bilan inson bolasiga aytadi, odam bolasi. Men yangi mahluqman. Seni amalingga guvohman. Meni g'animat bilgin. Chunki men qiyomat kunigacha qaytib kelmayman. Hayotimizni har bir kun o'tar ekan, bizni hayotimizni bir kuni bizni qiyomatga yaqinlashtiryapti, dunyodan uzoqlashtiryapti. Inson mana shunday bir qadrli bo'lgan vaqtidan foydalanolmasligiga nima sabablar bor? Boshqa shaxslar bo'lsak, qaysi sabablar inson o'zini vaqtidan foydalanishlikdan to'sib turadi? Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Sanab turamiz. Birinchisi havoi nafsga ergashishlik. Bu oyat ekanda Qur'on tilovat qilishga kelganda havosicha dam ol deydi, ittiga deydi. Xo'p deydi, ittiga deydi. Inninga deydi. Talaba ilmdan nima to'sadi ilmdan? O'zi hozir keldingmi deydi o'qishdan deydi. Ozgina maqvol dam ol deydi. Kechki payt bo'lganda charchading, kallang kilanib qoldi. Ertaman namozdan keyin qilasan deydi. Qima demaydi-da monis chataq. Agar qima deganda havosi, yo'q men qilaman dedi, u qilasan deydi. Ishontiradi. Alloh taolo Qur'onda qayerda havoi nafsni zikr qilgan bo'lsa, uni yomonligini aytgan. Havoi nafs insonga dushman bo'ladi. Astaidu billah, afaroita man ittakhadha ilahahu hawahu va adallahu Allohu ala ilm. Ey Muhammad alayhisalom. Havoi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni bilgan holida yo'ldan ozdirib, quloq va ko'nglini muhrlab, ko'z oldiga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rganmisiz? Alloh taolo aytayaptiki, inson havoi nafsini xudo qilib oladi o'ziga deyapti. Inson xur bo'lmaydi, ozod bo'lmaydi. Albatta qul bo'ladi. Albatta qul bo'ladi. Agar Robbisiga tezroq qul bo'la olmasa, havoi nafsiga qul bo'ladi. Alloh taolo o'zini ulug' payg'ambarlaridan Davud alayhisalomga shunday aytadi. Ya Davud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum baynan nasi bil haqq va la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allohning payg'ambari Davud alayhisalom Alloh tanlab olgan banda. U havosiga ergashib ketadigan odam emas. Allohning vahiysi bilan yurgan kishi.
Şu kişiye Allah aytadı. Ey Davud, dar haqiqat biz seni yerde halife kıldık. Ve sen nafs hoşiga ergashib ketmagin. Aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur. Alloh yo'lidan ozadigan kimsalar uchun hisob-kitob kuni unutib qo'yganlar sababli azob bordir. Inson havo nafsiga ergashsa, demak yo'ldan adashadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishimizdan to'sib qo'yadigan to'siqlarni gapiryapmiz. Birinchi to'siq nima bo'ldi? Havo nafs. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَى هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Allah Teala aytadi. Siz, ey Muhammed Aleyhisselam, özingizni ve biz kalbini, bizni zikir kılıçtan gafil kılıp koygen, havai nafsiga ergashgan ve kılar işi israfgarchilik bo'lgan kimsaga itoat etmeyin. Biz kalbini gafil kılıp koyganligimiz uchun havai nafsiga ergashgan kişilerga ergashmaymiz. İnsan kaçan havai nafsi girge şerken demek? Allah kalbini muhurla koygandı. Adamlar var mı? Künde bir mette Allah demeydi. Künde avukat yakında Bismillah demeydi. Allah degen sözlerinden çıkarıp koygandı. Allah da Allah kalbini muhurla koygandımız. Şunun için havai nafsi girge şerdiler deydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keyingi hadiste şunu diye merhamet kıladılar. Üçte halaketki alıp barucu, üçte necatki alıp barucu nerse var. Halokatga olib boruvchi narsalar bu insonning havosi, baxilligi va o'zi bilan o'zi g'ururlanishligi. O'ziga o'zi baho berib qolishi. Najotga olib chiqadigan narsa ham uchta. Sirru e'londa, maxfiy oshkor ishlarda Allohdan qo'rqish, faqirlik va boylikda, iqtisodda bo'lish hamda g'azab va xursandchilikda adolatli bo'lishlik. Endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi mana shu narsa. Najotga olib boradigan shu uchta, halokatga olib boradigan shu uchta narsa. Birodarlar, vaqt bu hayot. Vaqt bu umr. Bu hayotimizni, umrimizni bekarchilikdan o'tkazishlikdan ehtiyot bo'laylik. Insonni vaqtidan foydalanishlikdan to'sadigan birinchi sabab nima bo'ldi? Havai nefs. İkinci sebep. İkinci tosuk. Bu arzu havaslar. Arzu havaslar. İnsan ve onu da kılaman, bunu da kılaman, deyip o rejelerde bir 10 yıl, 10 yıl gibi burundan tuzuk koyuyor. Elbette bir insan, bir Allah verse halaldan pul tapıp, üyümü doğru kılaman, farzandlarımı terbiyeleyman, mescid kuraman, bir yakşı işlerde kılaman da arzu havas kılışı ki yakşı narsa. Lekin bu yakşı narsa eğer sizi ibadetten, bugünkü ibadetten tosuk koyarken olsa bu yakşı narsa olmaz. Siz bugünkü ibadette kıp koyup dur arzu havas tıkılın. Çünkü cüde köp adamlar et yapırız, 30'ya kirgen de okuyman, 40'a kirgen de okuyman da tutup ketip kal yaptı. Hiç kim kafirliği bir amiydi. Bir insanda 30'ya 40'a kirişliğine. İnsan arzu havaslardı rasa tüzerken rejelerdi, tosaktan ölüm kip kaladı da, özünü ölüler arasında körüp koygandan keyin dünyaya kaçtığı da haklap kaladı. Her bitti kafir ölerken can taslim koygandan keyin kâle rabbir ci'un le'alli a'malu salihan fîmâ terakt. Parvardigar beni kaytarıyorlar arkaya. Triligimde kımagen işlerden bura taslim kip kalar mısın? Dip Allah'a hitap kaladı. Hazır kanid yaşıgim kaytip kalsa bir okurudum. Ha? Hani ya bir kayıt, 10 yılki kayıt koyanımda zihnim ben başkaça bularadı. Vaktim ben bir malal bularadı. Hemen aytardı bunu mesela. Şunusu zor da vakti orkaya kayıtmaz diye. Eğer orkaya kayıt alıyor olsa hemen biladın mı akıl işteyimde? Peki musibet ne madde? Musibet şu vakitte kayıtmaz diye isimizden çıkıp bularadı. Kalla innaha kelimatun huwa qailuha. Şayet men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q. U asla hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Ibn Umar roziyallohu anhuga payg'ambarimiz aytadilarki, "Kun fi dunyo ka annaka g'arib aw abiru sabil." Dunyoda bir g'arib bo'lib yashang yoki yo'lovchi deb bo'lib yashang. Yo'lovchi, musofir odam safarida ketyapti, charchaydi, bir daraxtdagi to'xtaydi. To'xtashdan maqsad nima?
Yana devam etkisi safarını. Tok dedi, dam aladı, yiydi, az gene okulaydı, kuvvetli turgenlikken yana devam etdi. Toktaştan maksat ketiş. Bizde dünyaya kirişten maksat yaşap kalışmaz bir yada, akala. Kirişliğden maksat safarımızga, kereye boladigan, azukanı toplak ketişlik. Ali raziyallahu anh'ın sözleri var. Dünyada huddu ölmeydigan daka amal kıl, lekin ertege ölüp kaladigan daka ibadat kıl. Mana şu şiar bo'lgan ularda. Mana şu şiar bilan yaşagan ular. Adamlarda shundaylari borki, şu arzu havas bilan shunday avora bo'lib qolgan, ibodatdan uzoq gapirsang, xo'p deb qo'yadi, qilmaydi. Eshitib qo'yadi, tushunmaydi. Yoki umuman parvo qilmaydi. Ulg'ayman deydi. Qilaman deydi. Alloh taolo nima deydi bunoqlar haqida? Masjid qo'shnisi bo'ladi. Ajablanadigan joy masjid qo'shnisi bo'ladi. Azonda eshitadi beshma, lekin kirmaydi. Aytganimizda siz bilan bizdan bitta savobli ish sodir bo'lgan bo'lsa, Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Alloh sizni yetalab masjidga olib chiqadi, shunga loyiq edingiz, namoz o'qidingiz. Endi masjidni ro'parasida turib, masjidni qo'shnisi bo'lib turib, azonda eshitib, masjidga chiqa olmayapsizmi? Namoz o'qiy olmayapsizmi? Demak, loyiq emas salonga. Siz chiqmayotganingiz yo'q. Alloh sizni hidoyat qilmayapti. Siz yetaklamayapti bu yoqqa, chunki siz loyiq emassiz bu narsaga. Endi agar qilayotgan bo'lsak, Alloh taolodan tavfiq, Allohga hamd aytamiz. Hech qachon kerilib ketkaymaymiz. Lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika hum ghafilun. Ularning dillari boru anglay olmaydilar. Ko'zlari boru ko'ra olmaydilar, quloqlari boru eshitmaydilar. Ular chorvalar kabidir. Yo'q, ular beaql, befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. Qarang, mana shu ishni qilib bitta qo'shnisi xor bo'lganligini ko'rdi. Nariga shariat qaytargan ishni qilib yana bitta qo'shnisi vayron bo'lganligini ko'rdi. Ko'rib turib ko'rmagandek, eshitib turib eshitmagandek, bilib turib bilmagandek o'sha ishni qilaveradi-da. Alloh nima deyapti? Bular hayvonga o'xshaydi, balki hayvondan ham betarroq deydi. Odam hayron qolasan, ko'rdi bo'lmasa, palonchi qiluvdi, shu ishda vayron bo'ldi. Qilaveradi yana. Bu nimaning belgisi? Alloh qalbini muhrlab qo'yganligini belgisi. Nechta bo'ldi? Vaqtimizdan unumli foydalanishlikda to'sadigan to'siqlar. Birinchisi havoi nafs, ikkinchisi orzu havas. Uchinchisi bekorchilik. Bo'sh vaqtni ko'pligi. Hozir qarab tursang, o'zi aytadigan bir ish ham yo'q soatli. Hamma shoshilayotgan. Qarasangiz, ulgurmayotgan, kech qolayotgan yoki boshqa bo'layotgan. O'zi bo'sh vaqt. Forg'lik. Bu ham ne'mat o'zi. Ba'zida bo'ladi-yu. 5-6 ta ish bir vaqtga bo'lib qoladi, tiqilib ketadi vaqtingiz. Shu eplolmay qolasiz, qasrsiga borishni bilmay qolasiz, ulgurmay qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Ne'matani mag'ubuna fihima kathirun minan nas, as-siha wal farah. Ikkita ne'mat var, odamlarda juda ko'p bu ne'matdan beparvo. G'ofil, bilmaydi bu ne'matda borligini. Yo'qotganda biladi. Bu sog'lik bilan bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt. Ibn Hajar shu hadis haqida shunday aytadi. Kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Kim o'zini bo'sh vaqtini hamda sog'ligini Allohning to'atiga sarf qilgan bo'lsa, bu haqiqiy baxtli inson. Bekor qoldi, tasbih olib tasbih aytib o'tiradi. Bekor qoldi, bir kitob o'qiydi. Bo'sh vaqtini Allohning ibodatiga sarflaydi. Endi haqiqiy baxtsiz inson kim? Bo'sh vaqtini hamda sog'ligini ma'siyatga sarflaydigan inson. O'zi bu ikkita ne'mat haqiqatan ko'zga ko'rinmaydi-da. Sog'lik bilan bo'sh vaqt. Endi bo'shlik, forig'lik yana uchga bo'linadi. Vaqtimizdan unumli foydalanishlikdan to'sadigan birinchi narsa havo, nafs, ikkinchisi orzu havas, uchinchisi bekorchilik, bo'shlik, forig'lik. Endi forig'likka qaytamiz. Bu forig'lik qalbda bo'ladi, nafsda bo'ladi, aqlda bo'ladi. Insonni qalbini forig' bo'lishligi nima bu?
İnsonda qalbida iymon bo'lmasa, bu qalb bo'sh, foriq qalb deyiladi. Esimizdan chiqmasin. Qalb yo iymonni idishi bo'ladi, to'ldir, yoki fitnalar to'planadigan bir xolta bo'ladi. Qalb yo iymonni idishi yoki fitnalar to'planadigan bir idish bo'ladi. İkalasından bittasi yo iymon bo'ladi, yo fitna bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mashhur hadis. Ala va inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. İnsonning jasadida bir parça go'sht bor, agar u tuzalsa butun jasad tuzaladi. Agar u buzilsa butun jasad buziladi. Bu nima? Qalb. Qalb insonning jasadini bir mamlakat davlatga o'xshatsak, qalb podshoh. Qalb tuzalsa oyoq qo'l tuzaladi. Bir odam gunoh ma'siyatdan tiyila olmayaptimi oyoq qo'li? Bilinki qalbi tuzalgan hal bu odam. İbn Taymiyya shunday deydi. Bechora dunyoda qullari, bechora dunyo ahllari. Dunyoga kirishdi-yu, chiqib ketishdi. Dunyodagi eng shirin narsani totmasdan chiqib ketishdi. Dunyodagi eng shirin narsa nima edi? Shayx deb so'rasa ular javob beryaptiki, u kishi javob beryaptiki, bu Alloh taoloning zikri va yolg'iz qolib Allohga iltijo qilib munojat qilishlik. İnsan dünyaya gelip Allah'ı zikirde bulmaktı mı? Allah'ı iltica kılın münacat kılmaktı mı? Dünyadaki en şirin, en lezzetli nesleden mahrum bulundu. Allah da Allah'ın zikiri ve yalgız kalıp Allah'ı iltica kılın münacat kılıçlık. Kalp, kalp. Bana ettik, imanlı idişi bulan dedik. Şimdi iman köpeğe duradı hemimiz bulamız, azı duradı. Taat ibadette daim buluşu bilen iman küçüğüp ziyade buladı. Günah mahsiyette köp kılışı bilen iman süsüyüp azayar. İbn-i Mas'ud r.a. şunu dediydi. Özeyini kalbini üç tecavadan kıdır. Kur'an talavatıdan, ilim, zikir meclisiden, hem de Allah ve özeyini ortasındaki münacat vaktidesi de. Başka şarkı versek, seni kalbin ya Allah'da zikirde, ilimde, yoki Qur'on tilovatida, yoki Allohga duo iltijo qiladigan munojatda masakami, seni qalbing o'lik deydi. Tushunali bo'ldimi? Insonning qalbini tirikligi mana shu uchta narsa bilan bo'ladi. Qur'on tilovati, zikr ilm majlisi hamda Allohga duo qilib iltijo munojat qilish. Mana shu narsasi bo'lmagan odamning qalbi o'lik deb aytilyapti. Endi odamlar mana shu narsani qilmasdan tirik yuribdimi? Ha bularda ayak kolu işlep, trilerde işte yürüp yiyip içip yapırgeni bilen bular ölüyü değillerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Rabbisini zikir kıladigen kişi bilen, Rabbisini zikir kımidigen kişinin misali, trik bilen ölük yok şeyler. Kalp, kalp. Kesel buladı. Lekin egesi bilmiydi bunu. Kalp öledi. Lekin egesi bilmiydi bunu. Elbette bu cismani keselliler kalpke yoluksa bu bilerdi. Yüreği sana çıkıp kaladı. Yüreği girmediğimiz oyuna birerdi. Kullas. Bunu kani sezerdi. Cismani kesel. Yürü barıp da tabipke barıp şifası oraydı. Darını birerdi yakışı yok. Lekin kalpte bu kesellerin için sezerdiğini sezmiydi. Kalbimizi tutar şu nüme kılışımız gerek. Sufyan-ı Savri'den bir adam gelip beni kalbim kesel bulup kaldı. Menge bir darı tayin kıbirsiz. Degene de kuyudaki sözlerdi. Dikkatliler iki metre kadar oku veremem. Sufyan-ı Savri bu kalbim kesel deyip gelen adamga şunu dedi. İhlas tomirini alayım. Üstüge sabır baklardan taşlayın. Unga tavazi şerbatını koyayım. Bularda hammasını takva dişige joylab, kılıngan günahlardan bugün mahzuli otunu yakayın. Onu rozgörlik kolu bilan alıp İstiğfar edişe koyun da Kuda cöylü gibi bilen istiğmal kılayım. Kaytarış gereken mi bir madde? İhlas tamırını alayım. Üstüge sabır baklardan taşlayın. Tavazu şerbetiden koyun. Bularda hemmesini takva edişe cöylüp kılıngan günahlardan bugün mahzuli otunu yakayın. Sonra onu rozgörlük kolu bilen alıp istiğfar edişe koyup Kuda cöylü gibi bilen istiğmal kılayım. Aptekede bağım bular. Attalarda bağım bu darılar. Kayırda var bu darılar. Bu, hali ki, şu ayetliğin nasalar bağım mı? Karda var bu nasalar.
Qayerda bor? İlim majlisida bor. Masjidda bor, madrasada bor. Allohning zikri bo'ladigan majlisda bor. Bu inson qalbini kasal bo'lganiga bilib kelib gapiryapti. Ha bunaqa kasal emas, qalbi o'lgan qancha odamlar bor yuribdi. Otasini so'yishi ham ta'sir qilmaydi, odamlarni la'nat aytishligi ham shunday xijolat qilmaydi, haromni qo'rqmay yuradi, qalb o'lib bo'lgan. Payg'ambarimiz aytib turibdi. Robbisini eslaydigan, eslamaydigan odam misoli tirik bilan u o'lik, bilmaydi o'likligini faqat. Yana sizga qarab rahmi keladi haligini bechoralar deydi. O'zlarini qiynab roza tutyapti deydi. O'zlarini qiynab deydi, namozga boryapti deydi. O'lik bular. Garchi tirik yurgan bo'lsa. Siz bilan bizni ishimizda bo'lgan bo'shliq, bo'sh vaqtdan bu nafsni bo'shligi. Nafsni forig'ligi. Nafs shunday narsaki, birodarlar, agar biz uni jilovlab tezda bo'yin sindirib olmasak, albatta biz ustimizga chiqib bizni bo'yin sindirib oladi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima robbi. Nafs agar Parvardigorimning o'zi rahim qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyurguchidir. Dar haqiqat Parvardigorim mehri mag'firatli va mehribondir. Nafs faqat yomonlikka buyurib turadi. Nafs faqat gunohga buyuradi. Bu nafsning tabiati. Yoshlar qachon ayniydi? Yoshlar bekor qolsa ayniydi. Agar ilm bilan ovora bo'lsa, bir yo'l. Agar ilm o'qimayotgan bo'lsa, mehnat bilan ovora bo'lsin. Bekor qolgandan chiqadi aynishlik. O'g'irlik, giyohvandlik, boshqa bayda shunda gunohlarda hammasi nimadan? Bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorlikdan kelib chiqadi gunohlar. Inson yo ilm bilan, ibodat bilan, yo bir mehnat bilan ovora o'tirishligi kerak. Va nafsin va man sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Alloh taolo bizi nafsimizni nimaligini bizga o'rgatyapti. Diqqat qilaylik. Jonga va uni raso qilib yaratgan, unga fisq fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki, dar haqiqat uni nafsini poklagan kishi najot topdi. Va uni jonini fisq fujuri bilan ko'mib tashlagan kimsa nomurod bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Nafs shunaqa narsaki, savob qilish ham qo'lidan keladi, Alloh ilhom bergan. Gunoh qilish ham qo'lidan kelar, ilhom bergan. Endi nafsni qaysi tomonga burishlik siz bilan biz ixtiyorimizda. Nafsni ulamolar emizikli bolaga o'xshatadi. 2 yil enasini emgan bolani sutdan chiqarganda 2 kun 3 kun yig'laydi. Istima kiradi va hokazo. Bolamni joni qiylanyapti deb turib onasi emizsa maktabga borguncha emadi. Endi shu 2 kun 3 kun qiylanganiga sabr qilinsa, hali bola ko'nikib ketadi. Sigaret tasha olmayotgan akalar sizlarni qo'poq qilayotganda haligi zaifliginglar xullas. Haligi ruhiylarda zaifligi, yumshoqroq qilib aytsam. O'zingizlar yengishlikni xohlamayotganliginglar, silobiyligingizlar bunday chatganda. Onalarda tug'ilublar, emib sutidan ajrab o'lmadinglar-ku. Unga nimaga sabr qildinglar aytaymi? Chunki sizlarning ixtiyoringlar yo'q edi-ku yerda. Ajratib qo'yishdi, siz qo'lingizdan ishlasa kelmas edi, yig'lashda kelar edi. Endi bu safar ixtiyorni berib qo'ysa, qani nafsingni tarbiyala olasanmi desa, unga nimamiz yetmayapti? Quvvatimiz yetmayapti. Sigaretni haromligiga ulamolar ijmo qilib bo'lgan birodarlar. Sigaret harom narsa. Tahorat sindiradimi, sindirmaydi deb so'ramanglar. Sigaret harom narsa. Aroqdan bitta farqi, aroq Qur'onda kelgan haromdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan haromdir. Shu sigaret bu keyingi davrda chiqqanligi uchun yo'q. Agar bo'lganda uni ham harom deyilsa kerak edi. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Bas ana o'shanda kim hayotda dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayotda dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina uning uchun joy bo'lar. Ya'ni tug'yonga ketsa, hayotda dunyoda oxiratdan ustun qo'ysa. Endi davomida va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim hayotda dunyodalik paytida qiyomat kuni mahshargohda Parvardigorning huzurida turishi hisob kitobdan qo'rqgan bo'lsa, o'zini nafsini havodan qaytargan bo'lsa, albatta jannat uning joyi bo'lar. Insonda aqli bo'shligi, aqlining yo'qligi o'zini vaqtidan unumli foydalanishidan to'sadi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Ular kofirlar yana aytishdiki, agar bizlar ogohlantiruvchi payg'ambarning so'zlarini tinglab, aql yurgizguchi bo'lganimizda do'zax egalari qatorida bo'lmas edik. Aqli bo'lmagan ekan. Agar biz aqlimizni ishlatganimizda jahannam ahllaridan bo'lmas edik. Aqlimizni ishlab turib payg'ambarning gapiga kelganimizda mana shu hasrat nadomatda qolmasdik deyapti. Insonlar shunchalik ahmoq bo'ladimi deysiz? Alloh taolo javobini aytib turibdi bu yerda. Odamlar o'zini vaqtini to'g'ri sarflab, vaqtidan unumli foydalanishi uchun to'sadigan ishlardan bittasi aqlning kamligi. Endi bolangizni aqli kamlik qilib, o'sha o'ziga foydali bo'lgan ishni qilmayaptimi? Indamayotgan otani aqli kalta. Urmaydimi, so'kmaydimi, yalinmaydimi, hadiya bermaydimi, xullas bolasiga foydali narsaga sarf qildirmaydimi vaqtini? Bugun sizlar bilan vaqtdan unumli foydalanishlik degan mavzuda dars qilgan bo'ldik. Agar shu yerda o'tirgan odamlardan shu o'tgan umringdan nimadan pushaymon desam desa, yemaganimga pushaymondaman, kiyolmaganimga alamdaman demaydi. Chunki aqli kirib qoldi, shaxs chiqmadi yeganlar deyamchi boshidan. Yemaganlar bir yerda kamayib qolmadi. O'tib ketgan umrida ibodat qilmaganiga pushaymon yeyapti. O'tib ketgan umrida ilm o'qimaganligiga, Qur'on yodlamaganiga pushaymon yeyapti. Lekin dunyo matosiga hech kim pushaymon yeyotgani yo'q. Hali tirik turibmiz. Keyingi haftaga kim boradi ichimizda, kim bormaydi? Bugungi kunimizdan foydalanaylik. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni adashtirmasin. O'zi tavfiq bersin. Vaqtidan unumli foydalanadigan kishilardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.